Antalya gastronomi organizasyonlarında İstanbul'dan sonra ikinci bir merkezi olmaya hazırlanıyor. İşte bu birincisini hazırladığımız Uluslararası Meze Festivali'nde Akdeniz çanağının içinde bulunan bütün ülkeleri yakında sırasıyla önümüzdeki yıllarda görmek üzere başlattığımız bu organizasyonda 4 ülkeden 24 işletme burada ve her işletmenin de 2-3 aşçısı olduğuna göre 50'ye 60'a yakın şefimiz de burada sizlerle beraber ilk organizasyonda hizmet verecekler ve hünerlerini sizlerle paylaşacak. Meze, Orta Doğu ve Akdeniz kültürünün en önemli yeme içme sistemlerinden biridir. Yemek paylaşılırsa güzeldir. Meze, paylaşılan yemeklerin başında gelir. Suyun getirmiş olduğu bu medeniyetin içinde Akdeniz kültürü hangi kıyıya giderseniz gidin birbirine yakın ince nüanslarla donatılmıştır. İşte bu organizasyonun hazırlanması için büyük emek veren arkadaşları size sırasıyla tanıtacağım. Daha sonra yavaş yavaş mezeyle ilgili, bu kültürle ilgili bilgileri çeşitli konuşmacılarla zenginleştireceğiz. Ve her daim ülkenin bir tarafında, dünyanın bir tarafında olan sevgili Gökmen Sözen bu organizasyonun diğer mimarlarından biridir. Kendisini size takdim ediyorum. Sevgili Gökmen Sözen de biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Aslında hiçbir şekilde eğitimini almadığım bir sektör. Ben daha önce elektrik elektronik yüksek mühendisliğini bitirdim. Üzerine su ürünleri, plantasyonu, zootekni gibi bölümler okudum. Ama gıdayla ve şeflikle ilgili hiçbir çalışmam olmadı. Ancak kendimi bildim bileli iki dedemin Saraç oluşuyla beraber deri nasıl saklanır, et nasıl saklanır, sebze nasıl saklanır, fermantasyon, salamura nedir? Bunları küçük yaşlardan beri öğrendim. Daha sonra da mesleğimi hiç yapmadım. Kapalı Çarşı'da elmas eksperliğine merak sardım. Bunun sayesinde de dünyayı gezdim. Gezerken de bütün etnik kültürlere, kadim kültürlere konuk oldum. Gittiğim her yerde 3 gün 5 gün değil, uzun uzun sürelerde de yaşadım. Herkesle gördüğüm ortak nokta, eskilerin tamamının yaptığı, önce ihtiyaçlarını gidermek. İhtiyaçlarını gidermek için de önümüzdeki 1 veya 2 yılın kıtlık dönemlerinde ola ki bir şeyler olursa diye gıdayı saklayabilmek. Sadece kış için değil, yani 3 aylık 6 aylık dönemlerde bir şeyler saklamaya çalışmamışlar. Zaman içerisinde teknikler gelişmiş, muhtemelen ölenler olmuştur, zehirlenenler olmuştur, aramızdan ayrılanlar olmuştur ama bunu zamanla geliştire geliştire birbirlerine aktara gıdayı saklama, koruma ve doğru kullanmaya çevirmişler. Ciğer takımları ve solungaçlarını bu sosa basarak ve içerisine yabani havuç, ne bileyim bir iki tane frenk kimyonu gibi otlar koyarak B12 üretmeyi öğrenmişler. O dönemde tuza ulaşma ihtiyaçlar yapılırken bir süre sonra bir bakmışlar ki ekşime, saklama, kendini üretme gibi bir takım. Daha sonrasında bunu artık toplumda gıda daha rahat bulunur hale geldikten sonra da bir şekilde şimdi cehenneme odun da lazım. Rakı ile ilgili meze kitapları yazılıyor veya anlatılan şeyler oluyor ama meze değil, bir olsak iki veya sekiz kitabında bir meze var. Gaziantep'te mutfakları merkezinde bir restoranımız var. Gurme bir restoran, Gaziantep yemeklerini yapıyoruz. Ve bu etkinlikte de bizden meze istiyorlar. Gaziantep mezelerinden neler yapabilirsiniz diye. Biz de burada Gaziantep mezelerinden birkaç parça örnek yapmaya çalıştık. Ve burada Gaziantep'in kuruluk, zeytinyağlı kuruluk olmasını yaptık. Önce muammarasını yaptık. Sonra biraz bu da bizim kültürün gözüktü. Bu sağlığı yaparsanız herkesleri size baş ağrısı yapıyor. Bir takım işlemlerden geçirerek, bu işlemlerden geçirerek, bu mikroplara yeterek, mikroplara probiyotik ve bu işlemleri yaptığınız buralardan veriyoruz. Sonrasında da vücudunuz bunu yapmaya uğraşmak yerine onu direkt sindirme aldık. Geçirgen bağırsak sendromuna, atom var. İşte dirençlerin bir çoğu da, alerjilerin çoğu da ceviz, bunu doğru kullanamaması. Közlenmiş patlıcan karışımı, yoğurtla sarımsakla. Siz mikroplara, faydalı mikroplara, probiyotik dediklerinize prebiyotikleri dışarıda paylaştırır, yoğurtlu, parçalatırsanız. Çok güzel bir sıkıntı yaratmadan kullanabilirsiniz. Yine tekrar.